Evet efendim. Şimdi sıradaki haberi gördünüz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dijital bir dönüşüm olacak. Yapay zeka desteği başlıyor. Güvenlik, uzay, iklim değişikliği. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına pek çok başlıkla hızlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. AK Parti grubu yeni kanun teklifleri üzerinde çalışıyor. Yeni dönemde ilk olarak İçişleri Bakanlığı ve güvenlik alanındaki teklifin gündeme getirilmesi bekleniyor. Düzenleme ile namlu, tetik ve ateşleyici gibi silah parçalarının satışı kısıtlanacak. Yetkisiz şekilde bunların ticaretini yapan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara hapis cezası verilecek. Sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin çalışma koşulları da gözden geçirilecek. Meclis'in önümüzdeki süreçte değerlendirmeye alacağı başlıklar arasında karbon ayak izi takibi de var. rekabet kanununda değişiklikler öngören teklifler de Meclis Başkanlığına sunulacak. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kanunların yanı sıra Meclis'in işleyişini de değiştirecek bazı düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda atılacak ilk adım dijital parlamento olacak. Bir süredir uygulanan kağıtsız parlamento projesiyle 25 milyon sayfa belge arşivlendi. Sisteme 2 milyon 500 bin sayfada görüntü yüklendi. Testlere yapılan yeni sistem sayesinde milletvekilleri yasa tekliflerini dijital ortamda hazırlayabilecek. Vatandaşlar bir yasanın genel ve madde gerekçelerine, komisyon raporu ve genel kurul tutanaklarına kolayca ulaşabilecek. Önergelere, imza sahipleri ve soru cevap ayrıntılarına internet ortamından erişim sağlanacak. Proje kağıt tasarrufu sağlayacak. Her milletvekilini sesinden tanıyan yapay zeka yardımıyla sesler yazıya çok daha kolay dönüştürülecek. Böylece denetim süreci de hızlanacak.